Konfor alanı dediğimizde aslında hepimizin ara ara bu sürecin içerisinde düştüğümüzün farkındayız. Hatta kimi zaman mazeretlerimizi dahi konfor alanı diyerek kenara bırakıyoruz. Konfor alanı deyince ne aklımıza geliyor? İlk önce yine oradan başlamak gerekiyor. Bence bu tanımı aldıktan sonra birçok insanın hayatında birçok şey farklı şekillerde değişecek. Konfor alanında kalmak genellikle toprak elementlerinin ve su elementlerinin çok fazlaca takıldığı yerler. Ne yaparsam bu süreci avantajıma çevirebilirim sorularını sorarak o ince elekten geçirip hareket etmelerini sağlamaları gerekiyor. Hakikaten bazen konfor alanlarından çıkmak cesaretlerin işi sadece. Merhabalar sevgili hocam, hoş geldiniz. Merhaba kıymetli hocam, hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız sevgili Çok hocam? şükür. Elhamdülillah, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız güzel hocam? Şükürler olsun. İyiyiz, iyiyiz canım hocam. Çok güzel. Hafta başını iple çekiyoruz. Hafta sonu yayın yok. Ve ayın ilk gününü iple çekiyoruz. Sizinle olmak her Tamam. zaman yeni bir aya sizinle başlamak çok güzel. Ve Ramazan girmemişti en son yayınımızda. Şimdi de Ramazan'ın sonuna doğru gidiyoruz. Az kaldı artık. Yavaş yavaş geçireceğiz sevgili hocam. Evet, konfor alanımız sizin ağzınızdan dinlemek, sizden dinlemek. Direkt sizin ağzınızdan bizim yüreğimize hazırız sevgili hocam. Kıymetli hocam, aslında bu konu o kadar ince elenip sık dokunması gereken bir şey ki konfor alanı dediğimizde aslında hepimizin ara ara bu sürecin içerisinde düştüğümüzün farkındayız. Hatta kimi zaman mazeretlerimizi dahi konfor alanı diyerek kenara bırakıyoruz. Onun için bu akşam bu konuyu inşallah doğru şekilde anlatarak karşıdaki bütün dostlarımızın, bizi dinleyen dostlarımızın bundan katkı görmesini tüm kalbimle diliyorum. Sürçülisan edersek yine affola, her zaman söylediğimiz gibi söylüyoruz. Konfor alanı deyince ne aklımıza geliyor? İlk önce yine oradan başlamak gerekiyor. Yani konfor alanı dediğimizde biz neyi tanımlıyoruz? Ne var hayatımızın içerisinde? Birçok insan aslında konfor alanı deyince hiçbir şeyi yapamamak, hiç hareket edememek, düşündüklerini gerçekleştirememek veya o konfor alanındaki rahatlık bozulmaması için olduğu yerden hareket etmenin bir manasının olmadığını düşünmek gibi kavramlarla aslında konfor alanı tanımlıyor. Fakat konfor alanının farklı tanımları var. Yani gerçek konfor alanı bu mudur? Yoksa ben izah ettiğimde konfor alanı o mudur? Buna dinleyici dostlarımız kendilerini uyarlayarak karar verebilirler. Dolayısıyla ben bu tanımı bir yapmak istiyorum. Bu konfor alanı tanımı her kime daha iyi sirayet edecekse kişiler bunun üzerinden hareket edebilir. Konfor alanı deyince aslında insanın ruhsal, zihinsel, bedensel olarak hareket etmesini gerektirecek bütün işlemlerin aynı anda aynı fikir birliğiyle aslında bir durma eylemidir konfor alanı. Fakat birçok insan aslında yapmak istediklerini yapamadığı alanda kalma kısmına konfor alanı diyor. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Lütfen bunu ayırt etmelerini tüm kalbimle diliyorum. Şimdi birçok insan konfor alanını tanımlarken şöyle tanımlıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Hep aynı yerde sayıyorum. Konfor alanımdan çıkamıyorum. Şimdi bu konfor alanı değil. Bu başka bir şey. Onu birazdan anlatacağım. Ama konfor alanı insanın ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak üç işletim sisteminin aynı anda fikir birliğinle durması gerektiğine karar verip, dinlenmesi gerektiğine karar verip, o an için akışta kalmak, sadece günü akışında yaşama şekliyle kişinin herhangi bir strese girmeden veya günlerini, haftalarını, aylarını akışta yaşama halidir konfor alanı. Fakat kişinin istediklerini yapamaması bir konfor alanından çıkamama mevzusu değildir. İnsanın istediklerini yapamamasının tanımı çok başka bir şeydir. O yüzden konfor alanı dediğimiz süreci farklı anlamamız gerekiyor. Bence bu tanımı aldıktan sonra birçok insanın hayatında birçok şey farklı şekillerde değişecek bence. Bu yüzden şöyle tanımlayalım. Eğer bir insan ruhsal olarak ve zihinsel olarak bir şey yapmaya niyet ederse kişi bunu yapabilir. Fakat kişi
ruhunla karar verip zihninle onaylamazsa, zihninle karar verip ruhunla onaylamazsa kişinin bir hareketsizlik alanı oluşur. Veya hareket etse de belirli bir zaman hareket eder, sonra tekrar durur. Ve kişinin bu iradesini kullanamamasına kişi konfor alanı diyemez. Çünkü bu aslında bir konfor alanından daha çok irade edememe halidir. Ve bir insan irade edemediğinde de ben konfor alanındayım, hiçbir şey yapamıyorum dememesi gerekir. Bu kişinin kendi kendini inandırdığı aslında çok farklı bir durum olmuş oluyor. Ben bu tür sorunlar yaşayan değerli dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bunu konfor alanı tanımlayabilmeniz için içinizde hiçbir huzursuzluğunuzun olmaması gerekir. İçinizde herhangi bir kargaşanın olmaması gerekir. Kendinizin o an akışta kaldığınızı, o an bunu seçtiğinizi ve bu seçtiğinizden de mutlu olma halini bir konfor alanı algılarsınız. Ama size dışarıdan dayatılmış veya kendinizin kabul ettiği bir şeyi yapamıyor olma hali bir konfor alanı değildir. Konfor alanından çıkamamak değildir. Konfor alanından çıkamamak diye tabir ettiğimiz şey aslında kişinin o üç işletim sisteminin karar vererek olduğu yerde memnun olma halinin uzama süreci konfor alanından çıkamamak. Ama lütfen şunu karıştırmayalım. Bir kişinin çalışamaması, bir kişinin yaşamında farklı kararlar alamaması, bir insanın atıyorum işte ibadetlerinden tutun da çok farklı durumların hareket ettirememesi bir konfor alanından çıkamamak kesinlikle değildir. İnsanlar niye istediklerini yapamazlar? Onlara iyi gelen şeyleri yapabilirler ama emek isteyen veya çaba isteyen şeyleri yapmakta zorlanırlar ve ben bunu konfor alanından çıkamıyorum diye tabir ederler. Şimdi insan çok güçlü bir varlık olmanın yanında aynı zamanda çok da zayıf bir varlıktır. İnsan kendini tanımadığında, kendinle yüzleşmediğinde, yapmak istediği şeyleri bir zaruri hal gibi gördüğünde, kişi o zaman gerekli bir gerekçeye tutunmadığında, gerekli bir ümide bağlanmadığında yapmak istediği hiçbir şey yapmayabilir. Hepimiz için söylüyorum, bir stres yaşadığımızda, bir konforsuzluk yaşadığımızda veya elimizden hiçbir şey gelmediğinde biz ne yapıyoruz? Allah'a yaklaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Yapmak istediklerimizi o zaman dört elle sarılmaya başlıyoruz. O zaman ben eğer acı çekmesem, zorlu günlerim olmasa, o zaman Allah'a yaklaşamıyorum. Çünkü niye? Bir ümitsizliğim yok. Normal bir şekilde akıyorum. Ümitsiz olduğumda Allah'a yaklaşıyorum veya işime dört elle sarılıyorum. Burada insanların şunu anlaması gerekiyor. İnsan iradeli bir varlıktır. İradesini kullanabilmesi için seçtiklerinin ve seçmek istediği şeyleri ilk önce kendi nazarında ruhen, zihnen ve bedenen kabul etmesi gerekir. Kabul göstermediğiniz hiçbir şeyi uygulayamazsınız. Zorla kabul ettiğiniz hiçbir şeyden bereket göremezsiniz ve bir şeyi yaparken içindeki keyfiyeti ve maneviyatı hissedemezseniz hiçbir konuda istikrarlı bir süreç elde edemezsiniz. Bu konfor alanından çıkamamak veya hareket edememek mevzusu değildir. Yani şöyle örnek verirsek eğer, kişi belirli bir yaşa kadar hayatına kimseyi almayıp belirli bir yaşından sonra da birilerini hayatını alıp almama konusuyla ilgili soru işaretlerini kalıp sonucunda da işte konforum bozulacak, özgürlüğüm kısıtlanacak, şu olacak, bu olacak diyerek kendini park ettiği bir alan var. Birçok danışanım bunu konfor alanı olarak tanımlarken aslında bir konfor alanı değildir. Bu bir sorumluluktan kaçma halidir. Kişinin kendine yüklenmiş olan hayati misyonlarını kullanmak istemeyerek, sorumluluk almak istemeyip, kendini geliştirmek istemeyip, kendinden başka birini kabul etmek istememe haliyle baş başa kalma sürecidir bu. Oysa ki bizim fıtratımızda yaşamın içerisinde akmak, yaşamın içerisindeki zorlu deneyimlerle mücadele edip bize verilmiş olan akli ve zihinsel yeteneklerimizi kullanarak onları aşmaya çalışmak ve kendimizi her geçen gün daha da geliştirerek ilerletmek bir fıtrati halimiz bizim. Ama yağmur yağacak diye evde kalıp, evde olup yağmurdan korunmak, şemsiyeyle çıkmak, bunların ikisi bir seçenek. Şemsiyeyle çıktığınızda yağmurdan korunursunuz ama o güzel kokuyu da alırsınız. İşinizi de halledersiniz ama evde durup yağmurun bitmesini beklerseniz yağmur tekrar yağacak. Veya hayatınızda işte herhangi bir konudan korkarak, ilerlemeyerek olduğunuz yerde durup ben konfor alanından çıkamıyorum
diyebilmek gibi bir lüksümüz yok. Biz kendimize ne kadar gerçekçi olursak, kendi irademizi ne kadar gerçekliğiyle tanırsak, o zaman hayatımız çok daha kolay bir hale geçecektir. Konfor alanında kalmak genellikle toprak elementlerinin, genellikle toprak elementlerinin ve su elementlerinin çok fazlaca takıldığı yerlerdir. Yani konfor alanının gerçek konfor alanında değil de konfor alanını mizansel olarak kullanan daha çok toprak ve su elementidir. Kendinin atalet duygusunu konfor alanı olarak nitelendirip hareket etmek istememesinin altında aslında çokça korku, vesvese, evham, şüphe, takıntı gibi durumların olmasından dolayı hareket ihtiyacını kısıtlarlar toprak ve sular. Ve bu yüzden dolayı hareket edemediklerinde konfor alanı diye tanımlarlar. Ama aslında insanlar kendilerine sorduklarında konfor alanı diye tanımladıkları şeyin altında aslında çekindikleri, ürktükleri, yaparsa herhangi bir konuyla ilgili bir muzdariplik, bir hal yaşayacaklarını düşünerek o süreci yaşayamama hallerini konfor alanı olarak tanımlarlar. Bu gerçekçi bir şey değildir. Oysa ki insan her zaman hareket ederek bereketlenebildiğini ve o hareketle kendine sağlık ve şifa elde ettiğini ve yaşamı daha iyi tanıyabildiğini biliyoruz. Konfor alanında kalmaya başlayan insan gittikçe asosyal bir sürece doğru evrilir ve asosyal olan insanların ruhsal bozukluklarının çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. İnsan hareket ettikçe, sosyalleştikçe insanın ruhsal sağlığının çok daha kıymetli bir şekilde şifalandığını birçok kişi de gözlemliyoruz. Şu anda mesela bizi dinleyen bu güzel insanlar da bunu kendisinde sorgularken, yani ben konfor alanından çıkamıyorum, ilerleyemiyorum diye lütfen kendilerine gerçekçi davranarak bunun bir konfor alanı mı olduğunu yoksa gerçekten emek verilmesi gereken bir yerde emek vermeyerek veya hareket ettiklerinde ürktükleri ve korktukları bir şeylerle karşılaşmaktan mı olduğunu kendilerine net bir şekilde sorgulasınlar. Bu sorgulamanın sonucunda bu söylediğim yere mutlaka varacaklardır ve orada neler yapmaları gerektiğiyle ilgili kendilerine ne yaparsam bu sürecimden kurtulabilirim. Ne yaparsam bu süreci avantajıma çevirebilirim sorularını sorarak o ince elekten geçirip hareket etmelerini sağlamaları gerekiyor. Yani yaklaşık 20 küsur yıldan beri bu işle bir şekilde ilgileniyorum. Çok net olan bir şey var. Hayat deneyimlerden kaçarak değil ama deneyimlerin içerisinde yönetim sağlayarak huzur ve keyif alınabilecek bir süreçtir. Ben hiç kimsenin evde oturarak, hiç kimsenin korktuğu şeyden geri durarak bir şeyi şifalandırdığını görmedim. İnsanlar hareket ettiklerinde, yetilerini geliştirdiklerinde, süreçlerini çok daha üst level'lara çıkardığını farkındayım. Şu anda mesela her kim hayatında hiçbir değişikliğin olmadığıyla ilgili kendine sürekli olarak bir atıfta bulunuyorsa, her kim hayatına doğru insan alamadığıyla alakalı birçok şeyde bulunuyorsa, ben onlara hareket etmesi gerektiğini ve hareket etmesinin sebeplerini de kendilerine inandırmaları gerektiğini ve seçim haklarının onlara ait olduğunu hatırlatmak isterim. Konfor alanında takılı kalıyor olmak mevzusu ise bu şeydir. Kendinize verdiğiniz bir tatildir. Kendinize verdiğiniz bir dinlenme sürecidir. Bunlar konfor alanı olabilir ama konfor alanını uzatıyor olmak ve vicdani azap şeklinde bunu yaşıyor olmak bu bir konfor alanı değildir. Bu bir seçimdir. Konfor alanında kaldığınızda vicdanen ve ruhen bir ağırlık hissetmezsiniz. Çünkü o sizin kendinize verdiğiniz bir hediyedir. O sizin kendinize verdiğiniz bir biricik olma halidir bu konfor alanı. Ama konfor alanını kendinizce uzatıp içinde vicdani ağırlık hissediyorsanız, yetersizlik hissediyorsanız, hiçbir şeye el atamadığınızı düşünüyorsanız bu bir konfor alanından çıkamamak değil, konfor alanından çıkmayı istememe halidir. Şöyle düşünün, sizin bu konfor alanına geçmeyi nasıl siz seçiyorsanız, konfor alanından çıkmayı da siz seçebilirsiniz. Lütfen hani gerçekçi olun. Bu sebeple ya işte atalet duygum var, şunu yapamıyorum. Buradaki en önemli birinci kriter şu. Bir şey yapmak isteyip yapamıyorsanız ilk birinci altın kural şudur. Yediğiniz yemeği yarıya düşüreceksiniz. Yani ne kadar porsiyon yemek yiyorsanız bunu yarıya düşüreceksiniz. Birinci altın kural bu. Günde 2,5 litre su mutlaka içeceksiniz.
İki. Üçüncüsü mutlaka bedeninizi esnetme hareketlerini evde 15 dakika, 20 dakika çalışacaksınız. Bunlar ilk ana, üç ana kural bu. Bunları yapmadan hiçbir şekilde yapmak istediğiniz bir şeyi ben yapamıyorum deme şansınız yok. Bunları bir yapın. Hareket kabiliyetiniz tekrar kendinize geri gelecek. Şimdi sigara kullanıyorsanız, porsiyonu büyük yemekler yiyorsanız, hareketsiz bir bedene sahipseniz ve özellikle günde 2-3 litre su içmiyorsanız, ben konfor alanından çıkamıyorum gibi bir cümleyi lütfen kullanmayın. Çünkü bir hareketin gerçekleşebilmesi için bedenin bir enerjisel olarak kazanması gereken bir güç var. Siz o gücün bedende kullanılmasına izin vermezseniz, o zaman bedeniniz hareket etmeyeceği için zihniniz de buna eşlik etmeyecektir. Biz niye mesela sabah yataktan kalkıp yüzümüzü yıkarız? İlk önce beden hareketi gelir, sonra zihin hareketi gelir. Siz bedeni hareket ettirmezseniz zihin o zaman size gerekli olan doneleri önünüze sunamaz. Hayatınızda hangi konularda durağanlaştığınızı düşünüyorsanız o konuları lütfen masaya yatırın. Beni durağanlaştıran bilincim nedir sorusunu sorun. Ve sizin durağanlaşmanıza sebep olan hangi korkularınız, hangi vesveseleriniz, hangi kaçındıklarınız var ki sizi durduruyor? Şöyle düşünün, bir arkadaşınızla buluşacaksınız ve uzun zamandan beri görmüyorsunuz ama çok kıymetli bir arkadaşınız, çok da seviyorsunuz. Sabah kalktığınızda sizi hiç kimse o arkadaşınızla görüşmenize engel olamaz. Siz gider görüşürsünüz onunla. Ve içiniz pırpır eder, kendinizi iyi hissedersiniz. Yani bu ne demek oluyor? Yapacağınız bir şeyde amacınız yoksa, ümidiniz yoksa, kendinizi o konuda yeterli görmüyorsanız o bir fayda sağlamayacağını düşünüyorsunuzdur ve sizin için onu yapmanın bir manası yoktur ve bu yüzden de bir şeyi yapma gerekliliğini duymuyorsunuz. Bu konfor alanından çıkamamak değil, yapmaya istediğiniz şeye inanmamaktır. Yapmaya çalışmak istediğiniz bir şeyin içindeki cevheri görememe halidir. Biz her yaptığımızda bir şeyden fayda göremeyiz ki. Bazı şeyler yapılması gerekir. Bu uzun süreçli bir tohum ekme gibidir. Bir şeyi çokça yaparsınız, yaparsınız, tohumları ekersiniz. Onlar hiç ummadığınız bir anda size meyvelerini verir. Eğer ki hırs, öfke, şiddet ve şehvet meyilli bir hayatınız varsa, o zaman sonuçlara takılırsınız. Yaşadığınız bir şeyin anında hazzını yaşamak istersiniz. Bu kısa vadeli bir mutluluktur. Her zaman sonu hüsrandır. O yüzden harekete yönelik yaşayacaksınız, düşünceye yönelik yaşayacaksınız. Yapacağınız şeylerin içerisindeki kısa vadeli ve orta vadeli umutları ve ümitleri hatırlatacaksınız kendinize ve mutlaka her gün kendiniz için kendinize katabileceğiniz bir önceki günden daha iyi hissettirebilecek donelerle hayatınızı sürdüreceksiniz. Bu yüzden de insan üretmeden veya kendini motive edebilecek belirli kanallar bulmadan yaşayabilmesi mümkün değil. Yani sizin önünüze milyon dolar para da koysak, istediğiniz filmleri yüzyıllar boyunca seyredebileceğiniz bir platform da kursak, yemeğinizi de yanı başınıza koysak, üçüncü gün sıkılırsınız, dördüncü gün fıtratınızla kavga etmeye başlarsınız, beşinci gün aklınız sizi yemeye başlar. O yüzden insan durabilen bir varlık asla değildir. Tüketen bir varlık olduğu için üretmedikçe tükettikleri başına bela olur. Ve vücut dediğimiz şey hareketle çalıştığı için sürekli bütün organlar şu hareketi yaptığı için bu hareketi yapmasını engelleyecek bir durağanlıkta olursanız bütün vücut enerjisi en minimuma düşer ve vücut da onu sadece tuvalete gitmek için, yemek yemek için ve uyumak için kullanır ve siz halim yok dersiniz. Kısacası hayatınızda istediğiniz ve yapmak istediğiniz her şeyin içindeki cevheri görmek marifet olandır. İşe gitmek, of yarın yine mi işe gideceğim? Şimdi eğer işin sizi mutlu etmesini istiyorsanız ilk önce ayağa kalktığınızda düşünebildiğiniz için, bir işiniz olduğu için, işe gidebilme zekanız ve aklınız olabildiği için, o işte çalışabilmeyi yeterliliğini gösterebildiğiniz için ilk önce şükür gerekir. Bunlara şükretmeden o işte mutlu olabilme şansınız maalesef yok. Ben sabah kalktığımda mesela işime gittiğimde ilk önce işime gidebildiğim için, işimde bugün neler yapabileceğimi düşündüğüm için
ve sağlıklı, sıhhatli olduğum için ilk önce teşekkürümü gerçekleştiririm. Dolayısıyla bu teşekkür bana bir enerji verir, bir motivasyon verir ve daha sonra günün içerisinde yaşadığım her şeyde beni mutlu eder. Şimdi eğer şükrü olmayan bir şeyin bereketini, bolluğunu, mutluluğunu ve huzurunu beklerseniz imkanı yok. Böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Ve insan maddeyle olan yüzleşmesini gerçekleştirmeden mananın içindeki cevheri yakalayabilme şansı maalesef ki olmuyor. Bu yüzden konfor alanı diye bir şey var ama bizim şu an bilinçsel olarak herkesin dilinde olan konfor alanı gibi bir şey değil. Konfor alanı insanın çalışma ortamını daha kolaylaştırması, insanın çalışma ortamındaki o zor stresli zamanlarında kendini ayırabileceği 5, 10, 20, 30 dakikalık es verebileceği alanlar veya 3 gün kendini tatil etmesi, bunların hiçbirinde kendinde pişmanlık duymadan, vicdani bir sıkıntı yaşamadan onu kendine hediye etme anı konfor alanıdır. Ama konfor alanı aylarca evde kalmak veya bir şey yapamadığı için vicdani bir azap çekme hali konfor alanından çıkamamak değil, irade edememe halidir. Bir şeyi seçememe halidir. Bunu ayırdığınızda ve tanımlarını koyduğunuzda siz konfor alanınızda değilsiniz. Siz irade edemiyorsunuz. İstediğiniz şeyin içerisinde bir fayda göremediğiniz için, yaşam sizi bir sonraki güne bağlayabilecek enerjisi eksik olduğu için siz durmayı seçiyorsunuz. Durmayı seçtiğiniz için de onu bir konfor alanı olarak görüyorsunuz ve hareket etmiyorsunuz. Şu ana kadar danışanlarım da konfor alanı ile ilgili kaç kişi geldiyse içinde korku, vesvese, sorumluluk almamak, ilerlemenin bir güvenliğinin olmaması ve kendinin haricinde başka sorumluluklar almak istemeyişi çıkmıştır. Bu yüzden lütfen bu söylediklerimi kendinize giydirdiğinizde göreceksiniz ki ben niye hareket etmiyorum dediğinizde hareket edersem çalışmak zorundayım. Çalışırsam erken kalkmak zorundayım. Erken kalkarsam işte şuna binmek zorundayım. Bunun haricinde para kazandığımda annem benden istediğinde vermek zorundayım. İşte çalışırken sevgilimle görüşmemek zorundayım. O zaman birini seçip bir yerde durmam gerekiyor diyebilirsin. Ama o bir konfor alanından çıkamamak değil. Bu bir seçimdir. Dolayısıyla seçtikleriniz sizde irade ettikleriniz bunun oluşturduğu alanları konfor alanı demeniz, çıkamama dememeniz çok mantıklı olmaz. Doğru tanımlardır insanı doğru yola ileten. Bir şeyin yanlış tanımını koyup yıllarca o yanlış tanım üzerinden giderseniz bu hiçbir zaman sizde farkındalıklı bir bilince ulaştırmaz. Ve yine danışanlarımdan gördüğüm kadarıyla 10 danışanımı ele alsak 8 tanesi kendi sorununa yanlış tanım koyarak geliyor. Yanlış tanım koyduğu için de doğru bilgiye ulaşamadığı için aynı şeyin etrafında günlerce, aylarca, yıllarca dolaşan çok insan gördüm. Şimdi siz konfor alanında mısınız? Konfor alanından çıkamayanlardan mısınız? Sorumluluk almak istemeyenlerden misiniz? Korku, vesvese, evham, şüphe gibi durumları mı yaşayanlardansınız? Ama 10 kişinin 8'i bence korku, vesvese, evham, şüphe, sorumluluk almamak gibi durumlardan dolayı ileriye gitmeme sürecini seçen kişilerdir. Dolayısıyla konfor alanı kıymetli bir şeydir. Her insanın bir konfor alanı olmalıdır. Evinde de olmalıdır, işinde de olmalıdır, özel hayatında da olmalıdır. Ama bu kendisine hediye ettiği zamandır bu. Bu hediye ettiği zaman şöyle düşünün. Bu hediye zamanının da bir doygunluğu vardır. Ruh, zihin ve beden bundan doyduğunda tekrar hareket etmek ister. Çünkü yeni bir hediye zamanı kazanmak için ruh tekrar harekete geçmek ister. Zihin tekrar harekete geçmek ister. Daha farklı bir hediye isteyebilir. Bu yüzden konfor alanından çıkamamak diye bir şey yok. Aslında insanın kaçındıkları dediğimiz mevzular var. Bunun için bu kaçınma sürecini atlatabilmenin en güzel yolu gerçekçi olmak. Doğru tanım koymak, kişinin mutlaka özellikle o sorumluluk kısmı varsa kağıda yazarak ben neyin sorumluluğundan kaçıyorum, bu sorumluluğu alırsam neleri kaybederim, neleri kazanırım, bu sorumluluk bilincini almamamın sebepleri nelerdir, ben kimi taklit ediyorum, kimi kopyalıyorum, kimi gördüm ki zarar gördü ve ben aynısını yaşamamak için bu şekilde durmayı seçiyorum gibi sorular sorarak o durumu böyle aydınlatarak
Bence 10 insanın 5'i hareket etmeye anında geçebilir. Diğer 5 kişi travmatik durumlar olabilir. Yani anne ve babadan yetersizlik kodlanmış olabilir. Anne ve baba tarafından değer verilmediği hissettirilip kişinin kendini değersizlikle yargılıyor süreci olabilir. Yani ben ne yaparsam yapayım annem babam beni onaylamıyor. Ne yaparsam yapayım arkadaşlarım beni onaylamıyor. Onun için bir şey yapmanın gereği yok deyip durup ama etrafınız hareket ettiği için siz vicdan azabı çekiyor olabilirsiniz ve bunun adına da konfor alanından çıkamıyor olmak gibi tanımlar koyabilirsiniz. Kağıda yazmak, soru sormak, kimi taklit ettiğinizi, kim tarafından bunu size öğretildiğini bulmak çok ciddi bir farkındalıktır, çok ciddi bir ilerleyişe vesiledir. Ama ana tema kendinize şeffaf, ana tema kendinize gerçekçi olmanız gerekiyor. Konfor alanında olan insanların, gerçek konfor alanında olan insanların hayatları dolu dolu olur. Neşe dolu olur. Hayattan yaşamaktan keyif alırlar. Çünkü niye? Bir stresin sonucunda veya bir çalışmanın sonunda kendini takdir ettiğini, kendi çalışma şartlarını rahatlattığını veya yaşam şartlarını rahatlattığı için kendine değer veren insanlardır. Ama bir konfor alanında kalıp vicdani azabı ben hiç hareket edemiyorum diyen bir insanın bu konfor alanından çıkamama mevzusu değildir. İnsanların bu sadece siz yaşamıyorsunuz bunu burada dinleyen 1.100 kişi. Bunu bütün dünyadaki insanlar yaşıyor. İnsanın bir şeye irade edebilmesi kolay bir iş değildir. Bir insanın bir şeyi süreklilik halinde yapabiliyor olması kolay bir iş değildir. Kimler istikrarlı hareket edebilirler? Kuralları, kaideleri, prensipleri, öz değerleri ve sınırları olan insanlar kaideleriyle birlikte çok daha konforlu yaşarlar. Yani örnek vermek gerekirse, örnekle gidersek daha iyi olur. Ben kendi masamda, iş yerimde benim kalemimin nerede durduğu bellidir. Zımbamın da nerede durduğu bellidir. Ama simetri falan değil. Yani genel olarak masamın sağ tarafında kırtasiye malzemeleri durur. Sol tarafında yapılacak olan işlerim durur. Birinci çekmecemde kıymetli evrak durur. İkinci çekmecemde ise ertelediğim işlerim durur. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu plana göre hareket ettiğimde ben çalışırken bile kafamda neyin nerede olduğunu biliyorum. Ve doğal olarak oradan alarak işlerimi daha kolaylaştırabiliyorum. Veya 3 gün sonra beni zorlayan bir iş varsa da ben 3 günüm varsa da her gün diyorum ki kolaylıkla olmasını seçiyorum. Kolaylıkla olmasını seçiyorum. İrade etmeyi seçiyorum diye kendimi ona hazırlarım. O gün geldiğinde artık kendimi hazır hissederim ve yaşanması gereken neyse de o gün yaşarım. Ama 3 gün sonra gelince yok yarın yapayım demem. 5 gün sonra geliyorsa 5 gün sonra yapıyorum demem. Çünkü ertelemek demek. Bilgi eksikse, kendinize inanmıyorsanız, yüzleşmeye gücünüz yoksa ertelersiniz. Ama bir şeyi ertelemekte kasıt, eğer bilginiz tamsa, neler yapılacağını biliyorsanız, o zaman ertelemenin bir manası yoktur. Bu sadece kendinize değersizlik katar. Bir şeye irade edememek bir süre sonra yetersizlik hissi verir ve sizi gittikçe aşağıya doğru çeker. Hayatınızda planlarınız olsun, hayatınızda sınırlarınız olsun, hayatınızda kendinizi hediye edebileceğiniz, kendinizi iyi tanınızı hediye bile edebileceğiniz zamanlarınız ve kıymetli durumlarınız olsun. Ama hayat sadece bir sorumluluk almak üzerine değildir. Sadece her şeyi prensipli yapmak değildir. Sizin kendinizi mutlu edebileceğiniz ve onu sadece sizin bildiğiniz anlarınız, zamanlarınız ve davranışlarınız olsun. İşte bakın bu konfor alanıdır. İşte örnek verelim. Diyelim ki beliniz rahatsızdır. İş yerinizdeki sandalyenizi belinize göre yaptırabiliyor olmak sizin iş yerinize kendinize tanıdığınız bir konfordur. Eğer bir hafta sonra yoğun bir toplantı trafiğiniz varsa toplantıdan 2 gün önce ben bu haftalık bu kadar çalışıyorum, 2 gün dinlenmeyi seçiyorum demeniz bir konfor alanıdır. Ama her şeyin bir başlangıcının ve bitişinin olduğu gibi her şeyin bitmesi ve başlaması bu kainatın içindeki bir mizandır. Bitmeyen bir şey yoktur. Başlamayan bir şey de yoktur. O zaman siz neyi sonuna kadar yaşamayı seçiyorsunuz ki? Bunun adına konfor alanı diyorsunuz. Kainattaki bütün her şey birbirini kopya ettiği için siz neyi öğrenmek istiyorsanız, etrafınızı gözlemlerseniz mutlaka bir cevabını bulursunuz. Yani inşaat yapacağınızda
bir proje çizdirmek zorundasınız. Evinizin suyunu açtırdığınızda sular idaresine gitmek zorundasınız. Kendi hayatınızla ilgili size ruhen bir sıkıntı verdiğinde tövbe etmek durumundasınız. Zihin olarak sizi rahatsız eden bir durum olduğunda o durumla ilgili olan kişilerle konuşarak o konuya bir çözüm aramak zorundasınız. Yani konfor alanından çıkamıyorum demek, ben hiçbir şey düşünemiyorum demek. Hiçbir şeyle yüzleşmek istemiyorum demek, hiçbir şey yapmak istemiyorum demek. İnsanın fıtratında maalesef böyle bir şey yok. Yani siz örnek veriyorum, kedinin miyavlamasını durduramazsınız. Fıtratidir. İnsanın da hareket etmesini durduramazsınız. İnsanın hareketini durdurmaya çalışırsanız beden size çok ciddi bir tepkime verir ve bunun adına hastalık denir ve bu hastalık sizin daha sonra kimliğiniz olur ve sonraki konfor alanı diye tabir ettiğiniz şeye ben hastayım zaten demeye başlayarak konfor alanınızı kendinizce vicdanınızı rahatlatırsınız sadece. Oysa ki maalesef durum süreç böyle gerçekleşmiyor. Hocam Konfüçyus'un çok sevdiğim bir sözü var. Geçenlerde bunu karikatürize etmişler. Böyle şey uçsuz bucaksız bir denizin kenarında bir şekilde su birikintisi olmuştu okyanustan gelen. Orada bir şey var hani balıklar var birkaç böyle yaşayan balıklar var. Herhalde hep orada doğdular. Orada devam ettiler ama hemen okyanusun dibinde. O kadar güzel anlatmışlar ki bir tanesi burnunu çıkarıyor. O çamurlu suyun içinden artık yıllarca durmuş orada. Küçük bir gölet olmuş. Oradan burnunu çıkarıyor ama o şeyle arasında 2-3 metre var okyanusla arasında. Böyle sürüne sürüne okyanusa gidiyor. Oradan çıkmış sürüne sürüne gidiyor. Bu galiba diyor cennete geldim. Hakikaten bazen konfor alanlarından çıkmak cesaretlerin işi sadece. Sadece cesur olmak gerekiyor gibi görünse de bizim hepimizin mutlaka insanlıkla cesareti anlattık hatırlarsanız bir süre önce. Biraz cesur olmak, konfor alanlarından çıkmak, biraz yürekli olmak, o suyun içindeki dalgayız biz o okyanusun içindeki. O okyanusla birleşmek için biraz cesur olmak gerekiyor galiba. Değil mi hocam? Şöyle, aslında insanın hani cesur olması aslında biraz prensip halinde cesurluğu kendimize kabul edebilirsek cesur olmanın aslında çok ciddi bir özdeğer yükselmesine sebebiyet verdiğini ve o cesur olamadığımızdaki hal ile cesur olmaya cesaret ettiğimiz haldeki o güç çok birbirinden farklı olduğunu ve onu yaşamanın çok ciddi bir yükseliş olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu yüzden cesur olamamak belki aileden öğretilmiş bir şey olabilir. Belki kazanımların kısa da olsa, az da olsa, öz de olsa bir kazanımları kaybetmeyle ilgili korku olabilir. Ama cesur olmak, yani cesaret ve esareti yapmıştık sizinle. Eğer o başına C gelmediğinde esaret oluyor. Başına C geldiğinde ise, o cesurluğun C'si geldiğinde ise cesaret oluyor. Bence deneyimlenmesi gereken insan birçok konuda belki cesur olabilir ama herkesin bir yumuşak karnının olduğuna inanıyorum. Herkesin belirli konularda cesaret gösteremediği, kaybetmekten korktuğu, başaramamaktan korktuğu haller vardır. Ama işte biz maneviyatımızı bu yüzden güçlendiriyoruz. Bu yüzden manevi bilinç geliştiriyoruz. Bu manevi bilincin dayanakları olmasa insan zihninle birçok şeyi akledemediği için korku, vesvese gibi durumlar bizi rahatsız ediyor. Bu yüzden manevi bilinçte biz hep şunu öğretiyoruz. Diyoruz ki korkudan korkmak denilen bir tanım var orada. Yani korkmuyoruz ama korkudan korkmak diye bir şey var. O korkudan korkmak insanı çok rahatsız eden bir şey ve ilerletmeyen, prangalayan bir şey. Manevi bilinçlerde hep diyoruz ki bu yüzden diyor benden başka kimseden korkmayın diyor Yüce Yaradan. Siz sadece yolunuzda gidin, doğruysanız, haksanız, gitmeniz gereken yolun amacı ve niyeti belliyse korku sadece yolunuzdan caydırmak için size şeytani gelen bir vesvesedir diyor. Hak yolundaysanız diyor, hak yolunda sizi koruyanlar vardır diyor. Hak yolunda değilseniz korku o zaman sizin bedelinizdir diyor. İşte bunlar o manevi bilinçler insanı cesaretlendiriyor. Uyguladığınızda da bunun gerçek olduğunu görüyorsunuz. Zaten enerjisi güzel olan bir şeyi deneyimlemeye başladığınızda korku geliyorsa bile o enerjinin üstüne çıkamadığı için siz daha büyümeye başlıyorsunuz. Ve sonunda iyi bir yere evriliyorsunuz. Bunda hiç şüphe yok. Ama şöyle düşünün.
konfor alanında diye tabir edelim. Kişi yıllarca konfor alanında kalmış. 70 yaşına geldiğini düşünün. Bu hayatta ne yaşadığını kendine sorduğunda bir tecrübe serüveni yoksa, kendini geliştirdiği A'dan Z'ye doğru gitme bir hali yoksa, sadece hayatı ev içinde geçmişse, sadece hayatı belirli bir yerde aman işimden olmayayım, aman param işte gelsin, aman kimseye dokunmayayım diye geçtiyse ve her şeyi böyle kendime dokunmayan yılan bin yaşasın modunda geçtiyse, bu insanların yaşlılık zamanlarında çok ciddi çöküşler oluyor. Çok ciddi kendi içinde anlaşmazlıkları oluyor ama cesaretle ilerleyen insanların, sorumluluk alan insanların, fırtınalarda kendini büyütmeye çalışan insanların o yaşlılık süreçleri çok daha kıymetli oluyor, çok daha tecrübeli oluyor, çok daha ondan sonra doğmuş olanlara feyz olucu bir kişilik haline gelmiş oluyor. Bir erkeğin takılı kalıyor olması genellikle anne ile alakalı oluyor. Bir kadının ise bir yerde takılı olması ise babasıyla alakalı oluyor genellikle. Bu yüzden ben erkeklere diyorum ki mutlaka annenizden özgürleşmelisiniz. Annenizden özgürleşmedikçe konfor alanı diye tabir edilen bu yerden imkanı yok, hareketi vuku bulamazsınız. Ve her neyin içerisine girerseniz girin, anne enerjisi yüksek olan erkeklerde cesaret maalesef olmuyor. Onay alma ihtiyacı oluyor ve sürekli olarak hayatlarında hep bir dişil enerjinin boyunduruğu altında kalmak zorunda kalıyorlar. Ama ilişkilerde eril enerji aktif olmak zorunda, dişil enerji daha pasif olmak zorunda ki döngü tamamlansın ve kadına o gücü verebilelim. Ama tam tersi kadınlarda ise babaları tarafından bir tutsaklık gerçekleştiğinde kadınların hareket etmek istemeyişi, o güçlü kadınların durmayı seçmesi, onlar da babalarından özgürleşmeleri gerekiyor. Babalarını ilahlaştırmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Ve dolayısıyla bizim prangalarımızın bağlı olduğu yerler buralar oluyor. Buralardan özgürleştiğimiz andan itibaren her kişi kendini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Biz kendimizi gerçekleştirdiğimizde oh yapıyoruz ve oturduğumuz yerde keyifli oturuyoruz. Muhabbetimiz oluyor, sohbetimiz oluyor. Ama sen evde oturuyorsan, karşındaki kişiyle iki sohbetin yoksa, oturduğun evde hiçbir muhabbet gerçekleşmiyorsa, o zaman bunu sorgulamak lazım. Yani hayat böyle bir hayat değil. Hayat insanın konuşabildiği, anlaşabildiği, idrak edebildiği, sorunda veya mutlulukta kendinde bir şeyler bulabilme halidir. Ama biz genellikle yağmurdan neden ıslandım diyerek üzülüp kendi kendimize stres yapan bir varlığız. Oysa ki yağmurun o bereketle üzerimize gelip Allah'ın rahmetinin üzerimize geldiğini unutan bir varlığız. Onun için de deneyim bir yağmur gibidir. O konfor alanından çıkıp biraz emek ve çaba sarf etmek bir bereketin karşılığıdır. Biz şu anda bir şey almak istediğimizde ilk önce ücretini öderiz, sonra almak istediğimiz şeyi alırız. Veya ilk önce sipariş veririz, sonra alırız. Şimdi de bu emeği ve çabayı göstermeden nasıl hayatınızı mükafatını alacağız? Nasıl kendimizi geliştireceğiz? Hiç kimseye hiçbir şey altın tepside sunulmaz. İlk önce emek gerekir, iyi niyet gerekir, hak gerekir, çaba gerekir. Daha sonra da rızık, kader rızık kısmında açığa çıkar ve kişi bunu kullanmaya başlar. Bu yüzden etrafımıza bakarak, başkalarına kıyas yaparak, hayatımızda o konfor alanı dediğimiz o alanın içerisinde vicdan azabıyla beraber seçmeden durabilmek bizim için kıymetli bir hal değildir kesinlikle. Peki hocam, bir de bunda şeyin ne rolü var mı? Mesela Hindistan'daki kültür, hatta bizim kültürümüzde de, İslami kültürde de razı olma durumu vardır. Yani bu razı olma durumuyla konfor alanı arasında da bir bağlantı var mı? Hindistan'da insanlar yoksulluklarıyla, o kastlar vardır. En alt kast dokunulmaz kastıdır. Öyle olduğuna ve daha sonrası hayatlarında mutlu olacaklarına inanırlar. Bizde de başımıza gelene razı olmak, rıza göstermekle bu konfor alanı arasında bir bağlantı var mı sizce? O yüzden de konfor alanında kalmak istiyor olabilir miyiz? Şöyle, şimdi razılık makamı hiçbir zaman şikayet ettirmez. Yani razılık makamına geçmiş bir insan için
konfor alanı değil de bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Ama kişi bundan hiç şikayetçi olmaz. Ve o razılık makamının içerisinde ilerlerken de aslında yaşamında birçok şeyi düşüncesel boyutta da gerçekleştirebilir. Fakat razılık ile o alandan hareket edememe hali çok birbirinden başka bir şey. Çünkü kişi hareket edemediğinde ya şey gibi düşünün. Bir makine var ve çalışmıyor makine. Makine çalışmadığı için sahibi mutsuz. Diyor ki ben bu kadar para verdim bu makineyi çalıştıramıyorum. Çalışmıyor bu makine. Şimdi yüce yaradan bizi yaratmış ama o yaratılan kişi hiçbir fonksiyonu kullanmıyor. Yani yüce yaradan diyor ki ben akıl verdim. Akletmez misin? Beden verdim, şükretmez misin? Ruh verdim, dua etmez misin? Tövbe etmez misin? Başkaları adına şunu yapmaz mısın? Doğal olarak orada atıl kalıyorsunuz. Bu sefer siz aslında atıl kalarak neyi seçiyorsunuz? Diyorsunuz ki bu dünyayı ben daha fazla deneyimlemek istemiyorum. Dolayısıyla deneyimlemek istemiyorum dediğiniz andan itibaren rızık, bolluk, bereket, kader planınızın değişimi bunlar hepsi açığa çıkmaya başlıyor. Ve siz orada bu sefer bereketinizin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Bütün her sistem sizi sıkıştırmaya başlıyor. Doğ diyor. Kendinden doğmalısın. Kendini tekrar doğurmalısın diye sonuna kadar merhametle sıkıştırıyor, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor. Ve siz oradan doğmayı seçiyorsanız daha güçlü bir şekilde yaşama devam ediyorsunuz. Ama doğamıyorsanız eğer orada o zaman yine Allah'ın merhametiyle sizi oturduğunuz yerden ayağa kaldıracak bu sefer bir deneyim geliyor veya bir kişi geliyor. Yine sizi kaldırmaya çalışıyor ve yürütmeye çalışıyor orada. Eğer bu da olmazsa zaten dilekçeyi verip işten ayrılıyorsunuz yani. Müthiş. Şey çok ilginçti söylediğiniz. Alanındaki insanlar daha neşeli ve huzur içinde olurlar. Bu çok ilginçti, değil mi? Konfor alanı hareket etmek iste konfor alanına giren insan bilinçli olarak hareket etmek istediğinde çok rahat hareket eder. Durmak istediğinde durabilir. Yani o ikisi birbirine karıştırıldığı için insanlar konfor alanından çıkamıyorum diyor. Konfor alanından çıkamıyorum değil, irade edemiyorum. Seçemiyorum, seçince korkuyorum. İlerledikçe güvensiz hissediyorum kendimi. Teslimiyet gösteremediğimiz için bu sefer tanımsız olan birçok alanla karşılaşıyorum. Tanımsız alanların nereye gittiğini bilmediğim için kendimi kötü hissediyorum. Ne gerek var bu kadar şeye? Geliyorum, kendimi park ediyorum. Eğer orada anne çocuğuna şefkatle, gereğinden fazla şefkat gösterip onun sınırlarını belli etmeden 35 yaşına gelip hala ona bakıyorsa oh canıma minnet. Veya bir kadın 40 yaşına gelmiş hala oturuyor kendi evinde annesinde babasında oturup kendi hayatını kurmadan orada oturmaya devam ediyorsa oh o da canıma minnet. Dolayısıyla insan hareket etmedikçe, ayakların üzerinde durmadıkça, kendi kazandığını harcamadıkça, kendi için ve etrafı için üretmedikçe, iman noktasında ve manevi konuda kendini güçlendirmedikçe, zihin döngüsü içerisinde değirmen taşının arasında ezilip ezilip kendi kendini imha etmeye mahkumdur. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Yani bu kadar özet anlatılıyor ama altında çok fazla şey var. Annenin serbest bırakması gerekiyor, babanın serbest bırakması gerekiyor. Kişinin Allah'ın ona verdiği yetilerin farkına vararak o yetileri kullanmaya gönüllü olması gerekiyor. Deneyimleri bir şanssızlık veya kurban bilinci içerisinde kabul etmemesi gerekiyor. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede sınavdan nasıl başarısız olursak bir sonraki sınava giriyoruz. Nasıl hayatımızda hoş gördüğümüz insanlar, olaylar oluyor. Yaradan'ın da böyle bir sistemi var. Kainatın da kendi içinde kurulu bir düzeni var. Olmadığında tekrar deniyoruz. Bu bir başarısızlık değil, bu bir yetersizlik değil. Bu tekrar kendimizi iyi hissettiğimiz aynı şeyi deneme halidir. Bunları kabul edemediğimizde, içselleştiremediğimizde her şeyin üzerimize doğru geldiğini düşünüp durmayı seçiyoruz. Bu konfor alanı değildir. Bu yaşamın içerisindeki istikametine niyet belli edememektir. İstikamet bellidir ama niyet yoksa yapılacak hiçbir şey yoktur. Yani bir kişiyi zorla çalıştıramazsınız. Bir kişiye zorla bir şey öğretemezsiniz. Bu sebeple de istikamet bellidir, gidilecek yol bellidir. Niyet yoksa ona yapılacak hiçbir şey yoktur. Ben bu yüzden danışanlarına hep sorarım.
Kendi isteğinizle mi geldiniz, başka birinin zorunla mı geldiniz? Kendi isteğimle gelen dedikleri, dört gözle dinlediklerini, fayda görmeye çalıştıklarının farkındayım. Ama zorla birinin ricasıyla gelenlerin gözünün ucunda dinlediklerinin de farkındayım. Aynı bu şekilde istikamet bellidir. Niyet oldukça yol belli olur, açılır. Niyet yoksa yapılacak hiçbir şey yok. Bu yüzden anne ve babalara çok iş düşüyor. Niye? Yani 25 yaşına gelmiş bir delikanlı bir çocuk düşünelim, adam düşünelim. Koluna bakıyorsunuz, çok kıymetli bir saat var. Kıyafetlerine bakıyorsunuz, çok düzgün kıyafetleri var. Soruyorsunuz, işi yok. Doğru işi bulamadığından bahsediyor. Şimdi burada o zaman o saati takmaması gerekiyor. O kıyafetin, o markalı kıyafetin giymemesi gerekiyor. Bu bir ceza sistemi değil. Bu insan emek verdiği, üzerinde enerjisini verdiği bir şey kullandığında çok kıymetli oluyor. O saat o zaman çok kıymetli oluyor. O kıyafet çok kıymetli oluyor. Ama anne ve baba gereğinden fazla hoşgörü, gereğinden fazla sınırları aşma, bu ihtimamı gösterdiğinde karşıdaki kişiye iyilikten daha çok zarar verdiğini fark etmiyor. Ve o kişi bütün imkanları sağlandığı için, konfor alanında da kalmayı seçtiği için 40 yaşında da iş bulmanın hiçbir zorluğun olmadığını düşünüyor. Çünkü anne ve baba aynı standartları vermeye devam ediyor. Böyle bir şey mümkünatı yok. Her şey ederiyle kıymetlidir. Her şey ederince kıymetlidir. Her şey sınırlarında güzeldir. Bu yüzden 30 yaşına gelip konfor alanından çıkamıyorum değil. Sen bir aç kal da ben seni bir görürüm nasıl çıkıyorsun çıkmıyorsun o konfor alanından. İnsan kimi zaman kendine gerçekçi olamıyor. İnsan kimi zaman kendi gerçekleriyle yüzleşemiyor. Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. Çıkamamanın şartlarını oluşturan birileri mi var acaba da çıkamıyorsun? Yani yarın ne yiyeceğini düşünürsen çıkarsın. 3 gün sonra ev kiranı nasıl ödeyeceğini düşünürsen çıkarsın o konfor alanından. Dolayısıyla o bilginin, ilmin sende eksik olduğunda hayatın yarın sana yetersiz kalacağını ve sen o hayatta çok ciddi zorluklar çekeceğini düşünürsen o eğitimlere girer alırsın onu. Konfor şartlarından, ya ben konfordan çıkamıyorum demek, konfor şartlarını sağlayanları bir devre dışı bırak bakalım çıkabiliyor musun, çıkamıyor musun konfor şartlarından. Yani daha açık nasıl anlatılır bilmiyorum ama çok net budur. Yani insanın zorlukları ve gereklilikleri ve sorumlulukları alındığında konfor alanı diye bir şey yok. Seçerek ilerlemek var. Yoksa konfor alanından çıkamıyorum, ne yapmam gerekiyor deyince ben ilk cevabı şöyle veriyorum. Diyorum ki hayatında seni konfora ulaştırmış her şeyi terk et diyorum. Nasıl diyor? Müthiş. Seni konfora ulaştıran her şeyi terk et. O zaman çıkarsın. Neyi mesela? Diyorum sen çalışıyor musun? Hayır çalışmıyorum. Kim sana aylık rakam veriyor maaş? Bu alma dedim. Aç kal. Yaptığının tersini yap diyorsunuz. Tersine yap. O zaman alma o parayı. Nerede kalıyorsun? İşte annemin evinde kalıyorum. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Çık o evden. Nerede kalacağım? Sokakta yat. Nasıl Evet. hocam? Diyor. Git pazarda limon sat o zaman. Limon sat. O günkü otel paranı kazan git. Bakalım sen konfor alanında kalıyor musun? Kalmıyor musun? Vay canına. Müthiş. Yani ne yapıyorsan tersini yap Ne dediniz. yapıyorsan tersini yap. Yani konfor alanı bir hediyedir. Konfor alanı insanın kendini takdir etme şeklidir. Konfor alanından çıkamamak diye bir şey yok. Çünkü konfor alanını kişi kendi hediye ediyorsa, onu kendini hediye ettiği için onun süresi dolduğunda kişi zaten otomatikman o hediyenin artık tükendiğini bilir. Çıkar, işini yapmaya ve hayatını yaşamaya devam eder ve sonra tekrar o hediyeyi almak için de sabırsızlanır. Tekrar ben kendime Müthiş. hangi konfor alanında kalmayı hediye edeyim diye de ama konfor alanı uzun bir şey değil, süreç değildir hiçbir zaman. Seçimlerimizi gözden geçireceğiz. İrademizi sürekli diri tutacağız. İradeyi diri tutmak denilen bir şey var. İnsan zannediyor ki her şeyin üstesinden gelebilirim, her şeyi irade edip yönetebilirim. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü irade etmemizi sağlayan o kadar önemli şeyler var ki, doneler var ki insanın, örnek veriyorum, fizyolojik ihtiyaçları tamamlanmayınca bir sefer iradesi zayıflar. İnsanın manevi ihtiyaçları tamamlanmayınca şey olur, yine sağlayamaz. Ve çok önemli bir şey var. İnsan zihinsel olarak
hayatının içerisine, insan zihinsel olarak hayatının içerisine bir üretim mekanizması koymazsa hiçbir zaman kendini mutlu hissedemez. İsterseniz örgü örün, isterseniz origami yapın, isterseniz golf oynayın, isterseniz futbol oynayın, isterseniz işte yarı değerli taşlardan tablo yapın ama mutlaka ve mutlaka bir üretim haline geçmek zorundasınız. Üretim yapmazsanız kendinizi yetersiz hissedersiniz. Üretim gerçekleştirmezseniz kendinizdeki yoksunlukları açığa çıkarırsınız. Bu yüzden bir el işi yapmak veya bir zihin üretiminde bir şey yapmak sizi hayatınıza çok önemli bir yere getirecektir. Hiçbir şey yapmazsanız puzzle doldurun, hiçbir şey yapmazsanız resim boyayın. Ama göreceksiniz, üretim yapmazsanız vücudunuz gittikçe sizi o konfor alanında stabil bir şekilde sizi konfor alanı diye aldatabilir ama iradesizlik halinde sizi orada tutmaya devam edecektir. Hocam, hazır yorumlar ve herhalde duyuru açıldı galiba şimdi. Şununla bağlayalım istiyorum ben. Bir anda siz anlatırken şey geldi aklıma. Bağlayalım derken Anladım. vakit var da siz. Tamam. Şu çok hoşuma gider Şems Tebriz'in hocam. O kadar böyle ilk duyduğumda tam anlatamam. Bilen canlarım tam yazsın. Bulanlar... Yola çıkanlar daima bulamayabilirler ama bulanlar hep yola çıkanlardır ya da arayanlardır. Şems Tebrizi'nin bir sözüdür. Yani onu bir yazar mısınız canlar lütfen başa tutturayım. Bulanlar yola çıkan yani her yola çıkan bulamayabilir ama bulanlar daima yola çıkanlardır der. Bununla ilgili bir toparlayalım. Yani bulmak için yola çıkmak lazım. Söylediklerinizle bunu şey yapalım mı? Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır demiş Şimdi hocam, sevgili canlarım. Evet. bilirsiniz. Diyor ya, ben sizin kaderinizi nefesinize bağladım diyor şimdi. Şimdi buna baktığımızda aslında bizim yaşımıza göre değil, bizim ölümümüzü de yaşımıza göre değil, nefesimize bağlamış. Yani diyor ki, sen ne kadar yavaş nefes alırsan o kadar uzun yaşayacaksın. Ne kadar hızlı nefes alırsan o kadar önce vefat edeceksin. Şimdi hayatımızda bir şeyi, o sizin söylemiş olduğunuz durumda bana bir şey söyleyin ki başlangıcı ve bitişi şey olmasın. Yani belli olmasın. Yani siz bir bardak yapacağınız zaman ilk önce çiziyorsunuz, niyete giriyorsunuz. Ondan sonra piyasa şartlarını araştırıyorsunuz. Kaç paraya satacağım diyorsunuz. Maliyeti ne kadar? Yani bir niyet, bir düşüncesel proje tasarımınız var orada. Şimdi insanın hayatında bir proses zinciri olmazsa, bir yol haritası olmazsa, insanın nereden gelip nereye gideceğini belirlemezse, o insanın o yolunun içerisinde kaybolmaması diye mümkün, ya kaybolması mümkün değil. Bana bir fabrika gösterin, bana bir kariyerli insan gösterin ki başlangıcı ve bitişi bir yol haritasında olmasın. Mümkünatı yok. Biz şu anda bile sabah kalktığımızda ne diyoruz? Akşam uyuyacağım diyoruz. Akşamı planlıyoruz. Dolayısıyla senin hayatının plansız olması mümkün değil böyle bir şey. Bu yüzden hayatınızda planlamak, niyet etmek, dua etmek Allah'a dilekçe vermek gibi bir şeydir. Yani siz bunun için biz şey diyoruz, tahayyül ve tasavvuf var orada. Yani bir şeyi canlandır, bir şeyi resmet, resmin üzerine fikir giydir, fikir giydirdiğini de hareket ettir. Bu bizim aslında bir niyet çalışmamızın tasavvufi versiyonu. Yani diyor ki düşün, sonra onun üzerine bir fikir yerleştir, sonra onun hareket etmesine izin ver. Şimdi eğer bunlar olmazsa, insan sadece boşluk içerisinde kalırsa mümkünatı yok. Çünkü belirsizlik insanı günden güne yoksunlaştıran, günden güne hedefinden şaşırtan, günden güne de kendini kontağını kapatmaya vesile olan bir haldir. En ufak bir niyetiniz bile olsa geleceğe yönelik o sizi bağlar. En ufak bir tohum bile ekseniz o yeşerdiğinde sizi mutlu eder. Benim hayatımda mesela en önemli şey Yeni Yaşam Global'i ilk başlattığımda diyordum ki hep hani binlere, yüz binlere, milyonlara ulaşabilecek bir hedefim olsun. Hep bu hayalim vardı. Beni her zaman hayatın içerisinde bağlayan çok önemli bir niyettir bu. İlk daha kurulma safhasındaki hep niyetim ve sloganım buydu.
Binler olsun, milyonlar olsun, insanlara hizmet edeyim, insanlara yardımcı olayım. Benim bildiğimi onlara anlatayım, benim bilmediğimi onlardan öğreneyim. Bu hizmet içerisinde. Bu beni çok önemli bir diri halde tuttu. Şimdi sizin de herkesin hayatında onu diri tutabilecek bir ektiği tohum ve ektiği tohumlar olması gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde birisi gelsin beni mutlu etsin. Aksi takdirde işte ben şunu yapayım da mutlu olayım. Böyle bir şey mümkün değil. Mutluluk insanın yaşam biçimindeki amacında ve niyetinde saklıdır. Bakın, mutluluk insanın yaşam Çok amacında ve güzel. niyetinde bağlıdır. Sizi hiç kimse gelip mutlu edemez. Hiç kimse sizin mutluluğunuzu arttıramaz. Hiç kimse de sizi mutsuz edemez. Hiç kimse sizi değerli kılamaz. Hiç kimse de sizi değersiz kılamaz. Siz her şeyi kendi ellerinizle yaparsınız. Her şeyi kendiniz düşünürsünüz ve yol bu şekilde akar ve gider. Çok güzel canım hocam. Çok hoş oldu. O zaman şimdi yeni gelen canlar da var. Bir 5 dakika özetleyelim hocam. Konfor alanından çıkmak için 1 saatte anlattıklarınızı özetleyip öyle bırakalım. Olur mu güzel Olur, hocam? olur kıymetli hocam. Konfor alanı ile konfor alandan çıkamamak iki farklı şeydir. Biri kendi seçiminizle kendinize hediye ettiğiniz ve günün stresi, ayın, yılın stresini atmak için kendinizi ödüllendirdiğiniz alandır. Bu konfor alanını sürekli hale getirirken ama hiçbir zaman hayatınızı aksatmazsınız. Bu gerçek olan konfor alanıdır. İşte iş yerinizdeki koltuğunuzun daha kıymetli olması, iş yerinize PlayStation almanız, ondan sonra veya arabanızın konforlu olması, bunlar sizin konfor alanınızın dinamikleridir. Ama konfor alanı dediğiniz ve oradan çıkamıyorum dediğiniz şey hiçbir zaman bir şey isteyip yapamadığınızdaki vicdanınızdaki rahatsızlık değildir. O seçimsizliktir, o iradesizliktir, o cesaretsizliktir, korkma halidir, vesvesedir, evhamdır, şüphedir. Bunun gibi durumlar konfor alanından çıkamamak olarak nitelendirilmemelidir. Bu kişinin asosyalliğiyle, yaşamaktan korktuklarıyla, kendininle yüzleşmekten korktuklarından dolayı hareket etme kabiliyetini zihinsel veya ruhsal olarak kısıtlayıp kapatma halidir. Bunu aşabilmenin en önemli kuralı şudur. Bir sefer yolunuzu belirlemek, yediğiniz yemekleri yarıya düşürmek, günlük 2-3 litre su içmek, bedeni esnetmek, gelecek kısa vade, orta vade, uzun vade planlar yapmak, mutlaka ve mutlaka sosyal paylaşım alanlarında sizin yeteneklerinize göre hizmette bulunmak. Bunlar sizi irade ve seçim sürecinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Annenizden özgürleşmek, babanızdan özgürleşmek, hayatınıza girmiş ve çıkmış insanlardan özgürleşmek bunun en önemli unsurlarıdır. Başkalarını ilahlaştırdığınız durumlar varsa, kendinizden daha büyük yaptığınız durumlar varsa, onları da gerekli olan yerlere koymadıkça, kendinizi büyütmedikçe irade edip seçip ilerleyemezsiniz. Manevi bilinç yükseldiğinde irade etme gücünüzü kuvvetlendirirsiniz. Zihinsel algoritmanız güçlenirse o zaman asosyalliğe dönüp olduğunuz yerden çıkmamak istersiniz. Çünkü zihin korkutur, zihin önlem almaya yöneltir, zihin her zaman hareket yerine donmayı tercih eder. Ruh ise hareketi daha çok yönlendirir. Korkmak diye bir şey yoktur ruhta. Hareket ederek gelişmek vardır. Bunların hepsini topladığınızda aslında seçimlerinizin ne kadar net ve ileride olduğunu anlarsınız. Her şeye rağmen, bunları yapıyor olmanıza rağmen yine de bir şey yapamıyorsanız, o zaman mutlaka ve mutlaka kınadığınız, bilerek bilmeyerek yaptığınız ve günah boyutuna geçmiş, üzerinizde basiret olarak üzerinize çökmüş olan manevi enerjiyi arındırmak zorundasınız. Bunu da arındırdıktan sonra tutunacak bir dağınız olmaz, dümdüz ilerlemeniz gerekir. Evet sevgili canlarım, sorularınız neden konfor alanımdan çıkamıyorum? 1 saat yeniden izlemeniz lazım. Bu arada Cenk hocamın Yeni Yaşam Global YouTube kanalını ve Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Orada bakın kendine yolculuk serisi var. Kesinlikle izleyin demiş canlarımızdan bir tanesi. Başa tutturdum. Evet sevgili hocam, iyi ki varsınız. Nasıl bu kadar şanslı olduk diyeceğim. Kutlu hocam. Soruları göremedik maalesef çok yorumlar görülemediği için. Onun için canlarımızın sorularını daha sonra soralım. Bu arada
Sevgili hocamı da takip etmeyi unutmayın lütfen. Allah razı Cenk olsun. Sabuncuoğlu Instagram kanalı, Yeni Yaşam Global Instagram kanalı sevgili canlarım. İnanılmaz, inanılmaz. Yani benim artık işaret etmekten onur duyduğum, işaret etmeyi bile ben vebal olarak görüyorum ama artık çok da böyle hücrelerime, yüreğime, Sinan Can hocama işaret etmek istiyorum sevgili canlar. Yoksa işaret etmekten bile edep ederim gerçekten. Ama işaret ediyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hocam buyurun. Son bir defa daha şunu söylemek istiyorum. Şu an bizi izleyen aile, Eğitimler ve şeyler vardı. Bir de onları bahseder misiniz? Öyle kapatalım. şunu söyleyeyim. Çok, çok önemli, aklıma geldi, paylaşmak istedim. Özellikle anne ve babalar için önemli olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bazı yeni yetişen güzel insanların ergenlik çağından sonraki belirli bir zamana kadar asosyallikle veya evden dışarı çıkmamakla, bunun gibi süreçlerle karşılaştıklarını biliyoruz. Anne ve baba olarak uyanık olmak zorundasınız. Dayatıcı değil ama takip edici olmalısınız. Özellikle ergen yaştaki çocuklar ile böyle 21-22 yaşına kadar olan çocukların evden çıkmıyor olması, evde sürekli kalıyor olması, kapalı perdeler içerisinde uyuyor olması, ışıksız yerlerde kalmak istiyor olması, kapşonunu sürekli olarak kafasında tutarak dışarıda geziyor olması, öz bakımını aksatıyor olması, yemek yemiyor olması, bunlar asosyallik değil, bunlar genellikle bir madde kullanımının işaretidir. Onun için lütfen anne ve babaların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini özellikle altını çizerek söylüyorum. Çok fazla yaygınlaştığı için o yaştaki çocukların asosyal olması normal bir süreç değildir. Çünkü o yaştaki çocukların enerjisi yüksektir. Tamam, çok aktif olmayabilir ama kapalı perdelerle günlerce aynı odada kalamaz. Özellikle beden temizliğini aksatamaz. Yemek ihtiyacını kısıtlayamaz o yaştaki çocuk genellikle. Dolayısıyla bu tür durumlar oluyorsa, göz teması kurmuyorsa, göz göze baktığınızda eli ayağı titremeye başlıyorsa, o zaman mutlaka bir madde kullanımı konusuyla ilgili şüphe duymalısınız ve yakından takip ediyor olmalısınız. Çocuklarımız gerçekten bizlere emanet hocam. Çocuklarımızın hepsi bize ait. Canlarımızın çocukları da bizim ve onları iyi takip etmemiz, iyi gözlemlememiz, iyi sevmemiz, sahip çıkmamız lazım. Dengede ve Evet. ayarında ne aşırı sevgi ne aşırı sevgisizlik dengede tutmamız lazım. Hakikaten çok zor bir süreç. Benim de iki tane evladım büyüdü çok şükür. Onlar yani vatana millete işe yarar evlatlar olduktan sonra ben biraz nefes alabildim. Bu bizim birinci sorumluluğumuz gerçekten. İlk sorumluluğumuz çocuklar. Onun haricinde hocam Haziran ayında inşallah Paradoks Düşünce Kampı diye bir kampımız var. Kocaeli'de yapıyoruz. 2 gece 3 gün bu konuştuğumuz konuların hepsini uygulamalı olarak orada işleyeceğimiz bir kamp. Bunu bildirmiş olalım. Bir de Nisan ayında 2 modülük ücretsiz olan YouTube'dan yapacağımız bir şeyimiz var. Eğitimimiz var, ücretsiz yapacağımız. Dolayısıyla da bununla alakalı sayfalarımızda zaten linkler var, üyelik oluşturabilmeleri için ücretsiz bir şekilde. Ona da katılmaları halinde ücretsiz olarak 2 modül etkinliğimizden faydalanabilirler. Canlarım takip edin. Sayfada tüm bilgiler var. Benim de önüme düşerse ben de paylaşırım bu arada. Hocam etiketlerseniz paylaşalım canım hocam. Sevgili canlar gelsinler. Her zaman ücret ödeyemeyen canlarımız hiç olmazsa faydalansınlar. Allah sizden razı olsun Hepimizden. sevgili hocam. İyi ki varsınız, iyi ki. Dinleyen Çok güzel teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. onlara da teşekkür ediyoruz bizi dinlediği için. Kıymetli hocam, size de binlerce kere şükürler olsun. Çok iyi bir şeye vesile oluyorsunuz. Rabbim sizi korusun kollasın. Hepimizi bütün canlarımla şimdiden hayırlı bayramlar. Hepimiz. Ayın birinde görüşmek üzere inşallah canım İyi hocam. bakın. Sevgili canlarım hayırlı akşamlar olsun. Yarın 22'de görüşmeye niyet ediyoruz. Güzel bir akşam olsun. İyi akşamlar.